görüyoruz, idrak ediyoruz. Geçmişten bugüne kadar İzmir çok önemli kazanımları var. İstihdamın, sanayinin, ticaretin, kültürün, sanatın, güzelliğin, sevginin, hoşgörünün kenti tüm kazanımlar üzerinde bulunduruyor. Ama yeterli midir? İzmir çok daha iyi noktalarda olmalıdır. Ve bugün burada bir kesitini yaşadığımız bu sevgi selinin, ben inanıyorum ki İzmir'i hep birlikte, çok daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız. Ben dolayısıyla İzmir'de bulunmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hizmet edecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugünkü akşama gelince hakikaten bakınız, İzmir'e çok değişik kültürler, diller, dinler, gruplar var ama sonucunda bir ortaklaşa, toplumsal bilinçle birlikte, hep birlikte bir ve beraber olarak yaşıyorlar. İzmir'e ne zaman gelirse gelsin, burada bulunan her bir insan şüphesiz ki kendi güzelliğini devam ettirmekle birlikte o güzelliklerini İzmir'in güzelliği için, İzmir'in geleceği için, İzmir'i daha iyi yerlere getirmek için, İzmir'in insanını ülkemizin insanıyla birlikte bir ve beraber ve ileriye götürmek için o enerjiyi kullanıyor. Bugün örneğini burada yıllar önce gelmiş Ordu'dan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin burada bu güzellikleri ne kadar iyi bir şekilde getirdiğini ve burada 2000 dönüm bir arazi üzerinde 20 milyon TL'lik ama o sevgi işareti, birlik beraberlik işaretinin üretiminde olduklarını da görmekten büyük bir bahtiyarlık hissediyoruz, duyuyoruz. Evet, tüm burada yaşayan vatandaşlarımız nereden gelirlerse gelsinler, İzmir'le bütünleşmeliler ve ben bütünleştiğini de bu kısa kesit içerisinde gördüm. Evet, İzmir'e gayretini, çabasını, enerjisini veriyorlar. O zaman gelecek de İzmir'in olacak, güzellikler de İzmir'in olacak. İzmir'i çok daha iyi günlerde hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum ben de bu güzellikleri yaşattıkları için. Ne yapacaksınız İzmir'de? Çok merak ediyorum. Yeni belki ama. İzmir'in önü çok açık. İşin doğrusu geçmişteki hakikaten o liman şehri, ticaret şehri, kültür şehri özelliğini çok daha dünyaya işin doğrusu katması gerekiyor. O güzellikleri daha da geliştirmek gerekiyor. Ben İzmir ile çıktığında hakikaten çok heyecanlandım. Bir, ikinci doğduğum yer olarak ifade ediyorum. Çünkü burada ben Erzincanlıyım. Erzincan'da doğdum ama 2004 yılında burada bir kaza geçirmiştim. Burada 1,5 ay İzmirliler beni misafir ettiler hastanede. Hakikaten o güzellikler birlikte o aklıma geldi. Ama diyorum ki kendine inancın, güvencin sonunda çok güzellikler oluyor. Evet, İzmir'i hakikaten gündeminde Expo var. Gündeminde tüm gelişmeler var. Evet, bakınız Çandarlı Limanı çok önemli bir liman olacak. Dünyanın çok önemli bir limanı. Ulaşım ağlarıyla İzmir belli bir noktaya gelmeye çalışıyor. İzmir ürettikleriyle gelmeye çalışıyor, sanayisiyle, ticaretiyle. Tek bir alanda dahi bakınız burada o çiçek yetiştiriciliğinden bahsediyoruz. Bugün İzmir hakikaten Hollanda'da, Amsterdam'daki çiçek pazarı ve orada mezatı var. Dünya çiçek borsası orada oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecekte İzmir ikinci bir dünya çiçek mezatı pazarı olma yolunda gidiyor. Bunun gibi her alanda, her bir sektörde iyi olmak noktasında, dereceye girmek noktasında çalışıyor. Biz de bu güzelliklere katkı sağlayacağız. Sadece tek başımıza değil, tüm İzmirli vatandaşlarımızla birlikte, İzmir'in tüm dinamikleriyle birlikte bu güzellikleri yaşatacağız. Ben şimdiden heyecanlanıyorum bu güzellikleri yaşayacak olmamızdan dolayı ve sizlerin de katkısıyla bu güzellikleri anlatacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Size de çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Enerji, sağlık, başarılar dilerim. Her şey gününüz olsun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bizler yeni valimiz Sayın Mustafa Toprak'a çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e geldi. Anlattığı gibi geçmiş yıllarda bir kaza geçirdi ve o kaza sonucu bugün buraya geldi ve şu anda İzmir valisi oldu. Heyecanlı bir vali. Expo 2020 için iddialı konuştu. İnşallah yeni valimiz İzmir'e uğur getirir. Kendisine başarılar diliyorum. Şu anda çok değerli koromuz çıktı. Ben şu anda sözü koroya veriyorum. Thank you.
olsun hem dernek başkanı, hem ekip, hem yönetim, hem sizler gibi değerli sponsorlar katkılarını esirgemediler. Ve Allah'ın izniyle yağmur İzmir'de yağıyor ama Menderes'e maçlarda yağmur düşmedi. Fırsat verdiler yani. Süper bir program oldu. Neler söylemek istersiniz? Yani çok güzel oldu. Daha iyi olması gerekiyor. Daha katkılarımız olmamız gerekiyor. Daha biz işte şu anda yani nasıl anlatayım? Ordular alttan bir kenetlenmiş bulunduk. Şu anda güzel yani. Biz şimdi çiçek üretirken önce daha önce de bahsettiğimiz gibi emek isteyen, böyle çocuk gibi bakmak severek, konuşarak, dilinden anlayarak, yetiştirerek bu duruma getiriyoruz. Bu durumda getirdikten sonra da işte böyle güzellikler tanıtımında yaptıktan sonra her şey daha bir başka güzel oluyor. Her şey böyle mutlulukların tam tavan yaptığın duruma denk geliyor. Kapıdan girişten itibaren, çiçeklerin gelişinden itibaren davetli misafirlerimizin toplu şekilde akın akın gelmesi bizi çok mutlu etti. Ne güzel, maşallah. Ben araba dolusu çiçekler getirdim zaten. Onlara kapıda dağıttık hepsini. Ne güzel. Üreticilerimiz zaten en kaliteli çiçeklerini getirdi. Siz de gördünüz, burada muhteşemdi. Bir görüntü vardı. Kesinlikle yani. Çok güzeldi öyle yani. Ben bile imrendim yani, o kadar çiçeğin içinde olduğum halde. Çok mutluydum ya. Ya diyoruz ya, çiçek bizim hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Evet. Her şeyin bir parçası. Evet. Kelenk yaparız, çiçeklerle işimiz. Evet. Ne bileyim, bakın şu anda karşıya bakınca Ay Yıldızı bayrağımız evet, şu anda evet, Karanfillerle donatıldı. Evet. Çiçeklerle oluyor. Bugün eşini sevindirmek isteyenler bir demet çiçek aldığı zaman eşi mutlu oluyor. Evet. Bugün bir yere, bir doğum gününe veyahut da siyasi kurslara bir şey gönderdiğimiz zaman hep çiçek takdim ediyoruz. Aslında çiçek bizim bir parçamız. Evet. Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bunu işte böyle bu festivallerle, devlet büyüklerimizin bazı katkılarıyla biz üretimde bazı zorluklar çekiyoruz ama bu zorluklar böyle mutlu günlerde sona eriyor. Oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size de bu güzel çiçeği sizin zahmetlerinizden dolayı. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de tabii ki bu güzel çiçeği tabii kime alıyorum? Çok değerli eşime, Ayşe Gökhan'a alıyorum ben de bunu. Ondan bize de selamları söyleyin. Allah razı olsun. Her şeyi yaptınız elinizden geldiği kadar, bizler gibi. Yaklaşık bir 5 yıldır sağlık. Ordular Derneği'ne çalışıyoruz. Yani maşallah, etkinliklerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şey çok güzel. Menderes'e de renk katıyor. Biz de destek verebiliyorsak ne mutlu. Güzel. Sizlere de vallahi, maşallah, çok teşekkürler. Siz de çok iyiydiniz bu arada. Hep beraber. Valla desteği her yere veriyorsunuz valla. Murat'la Gizinti'nin bir durumunda sıkıntı olduğu zaman devreye girdiniz. Katıt problemi oldu, devreye girdiniz. Adam lazım gelirse her türlü ya. Emeğiniz sağlık inşallah. Teşekkür ederim. Nasıl beklendiği gibi oldu mu? Yani güzel, şu anda güzel. Her yıl daha da iyi bir çiçek festivali evet, izliyoruz. Evet. Ya bana göre her sene büyüyerek gidiyor. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Katılan sponsor arkadaşlarımız da sağ olsun. Yönetimdeki başka yardımcımız ve bizler. 1,5 aydır falan çalışıyoruz aşağı yukarı. Sonuç güzeldi. Kalabalıktı. Bürokrasiden bakanlarımız vardı. Belediye başkanlarımız, valimiz vardı. Sağ olsun. Güzeldi ya. Gerçekten güzeldi. Çok yorulduk ama değiyor yani. İnsanların burada eğlenmesi bizi de mutlu ediyor. Şu an yorgunluk falan hissetmiyorum. Sadece biraz işte koşuşturmanın orayı seslerinde biraz sıkıntı var. Aynı biz de biliyoruz ama olsun. Değer ama aslında. Evet. Acı biber çok yiyeceğiz. İyileşeceğiz. Kesinlikle. Bir de mükemmel bir katılım vardı. Yani evet, beklenenden daha fazla bir katılım oldu. Evet. O beni şaşırttı. Hep gözlerim uzaklardaydı. Etraftaydı yani. Katılıma bakmak isterdim. Çok güzel oldu. Hoştu. Çiçek festivali bu. Gerçekten çiçek festivali yaşattık insanlara. Buraya gelen herkes, sen dahil, şey sen hariç deyip herkes elinde çiçekle buradan ayrıldı ve evlerinde şu an vazolarında ıslanmış bir şekilde mis kokulu çiçekleri. Bakalım ben de götüreceğim eve. Eşim bekler. Şimdi sana sana özel bir çiçek hazırlayacağız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Ahmetciğim. Kanal 35'e teşekkür ediyoruz. Hep katkılarına dolayı. Sorma dedi, sorma dedi, sorma dedi. Harika, süper. Kar gözüm sevdalanmış. Kime dedim yar sana değil.
Batlı Gezinti 2 gün boyunca Menderes Çiçek Festivali'nde yoğun bir performans attı. Ama tabii ki orduların sıcakkanlılığı bize tabii ki işledi. Enerjimiz hiç bitmedi ve şu anda programın sonuna geldik. Çok güzel bir Murat Tekin'i konseri dinledik. Ve şu anda finalde ben de diyoruz ya 5. Çiçek Festivali diyoruz. Çiçeğimi aldım. Tabii ki çok değerli eşim Ayşe Gülkan'a inşallah bu çiçeğimi takdim edeceğim. Ve ben de Menderes'ten bu akşamki programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya başka bir yerde görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Derneği'nin 6. Çiçek Festivali'nde seneye görüşmek dileğiyle. Allah. Hoşça kalın. Thank you.